Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Buraya bakın, doğum yaptı 3 gün, 3 gün oldu. Hatta 2 gün oldu. Yavrular da burada. 10 tane yavrumuz oldu. 8'i dişi, ikisi erkek. İlk doğan bu. İlk doğan erkek bu. Bakın. Maşallah tombiş koma. Yat kızım, yat. Aferin. Gel. Bu ufak kalanları memeye gönderiyorum. Eğer köpeğiniz doğum yaparsa bunları yapın yani. Küçük kalan yavruları memeyle buluşturun. 2 gün önce gece saat 3'te 3.30'da bir baktım ses geliyor. Ben yatıyordum. Freya normalde evde kalıyordu. O gün hiçbir şey yemedi. Beni sinir etti. Normalde de yemek yemiyor fazla. Yavrular aç kaldı diye sinir oldum. Evin içinde de dolaştı. Git dedim, dışarı kovaladım. Meğer o gün doğuracağı tutuyor. Doğumu varmış. Yani doğum sancısı çekiyormuş. Girmiş evin altına. Birazdan gösteririm. Bizim evin altı da dar, çok dar. Havasız. Evin altından yavru köpek sesine uyandım. Hemen koştum, bir baktım bu orada doğum yapıyor. Bunu çağırdım, getirdim, eve attım. Yavru da evin altında kaldı. Sonra evin altına girdim ben. Sürünerek 10 dakikada yavruyu çıkardım, getirdim sonra evin içine. Ondan sonra da doğum devam etti. Sabah saat 8'e kadar doğurdu 10 tane. Benim kızım. Hadi yat, yat. Yat yemişsinler. Hadi yat. Hadi yat. Yat. Bu arada kakalarını, çişlerini onlara Freya yaptırıyor. Yalıyor böyle popişlerini. Hiç yere yani kaka falan yapmıyor. Çünkü anne temizliyor onları. Şu an onlar yapmayı bilmiyor, yapamıyor. Anne yaptırtıyor. Siz? Mınlık mınlık mınlık. Al al, tamam. Freya kızmıyor bize ama yavruyu elimize aldığımız zaman da bakıyor. Dün ben burada yatıyordum. Lucky ile Regina inanılmaz merak ediyor. Kıskanıyorlar da. Kıskançlıktan ziyade merak ediyorlar evin içinde ne var diye. Lucky girdi. Uyuyorduk. Freya da uyandı. Lucky'yi kıstırdı. Evin içinde bayağı bir dövdü. Cina ile Lucky bahçede nerede görse evin önünde dövüyor. Doğumu güzel geçti. Masaj yaptık. Ben de yardımcı oldum. O anda çekemedim. Eşleşme videosunu da çekemedik. Şey, Freya'yı aldığım yere gittik, çiftliğe, arkadaşın çiftliğine. Orada eşleşti erkekle. O da seceledi Doberman. Freya durmadan evin altına gidiyor, arkaya gidiyor. Evin altında yavrum var zannediyor. İlk yavruyu şunu evin altına doğurmuştu işte. Orada yavrum var zannediyor. Sürekli kontrol ediyor. Duvarı da kırmış hatta. Yemin. Hadi sen git. İzdiham yaşanıyor. Arkadaşlar ben ilk kez doğum yaptırdım. Yani köpeği hamile olan insanlar şunlara dikkat etsin. Köpek
O gün hiçbir şey yemiyor. Böyle sürekli bir sancılı, telaşlı bir hali var. Ona dikkat etsinler. Bir de ilk doğumlarında yanında olsunlar. Çünkü benim desteğim çok oldu. Sürekli karnını ovaladım. Bazı yavruları çektim. Zaten doğumdan sonra da bir iki gün bir şey yemeyebilir. Çünkü yavruların prezentalarını falan yiyorlar, şeylerini. Bağırsaklarını falan yiyor. Temizliyor zaten. Çıkarır çıkarmaz hemen suyu boşaltıyor. Yarıyor bağırsağı. Bazı köpekler bağırsaktan çıkarırken, göbek bağını yerken şey yapıyor. Köpeğin ayağını, kuyruğunu yiyebiliyor ya da köpeği yiyebiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Bilginiz olsun yani. Buradan da öyle bir bilgi vereyim. Hayvan boşu boşuna sakat olmasın ya da ölmesin. İlk bir günde üstüne falan yatmadığına emin olun. Üstüne de yatabilir. Biz şey yaptık. Ablam hemen geldiği için, ablam hemşire zaten, şey yaptı. Daha doğumu bitmeden yeni yavruyu, ilk doğanları hemen memeye taktı, emzirtmeye başladı. O yüzden iyi oldu. Böyle de bir bilgilendirici şeyler söyleyeyim dedim. Belki ihtiyacı olan olur. Aşıları olana kadar evden çıkarmayacağız arkadaşlar. Zayıf kalan, dediğim gibi zayıf kalan yavrulara da dikkat edin. Büyükler eziyor, kapıyor. Onlar fazla ememiyor. Onları sürekli memeye götürün, buluşturun. Akıllı kızım benim. Freya çok güzel bir anne oldu. Yavrularını hiç bırakmıyor. Daha yeni yeni kalkıp mama yemeye başladı. Mamayı burada yediriyorduk. Elimizi yediriyorduk. Çünkü yavruları bırakmıyordu. Doğumdan sonra sevdiği şeyleri vermeye dikkat edin. Proteini yüksek, böyle tavuk, et olur. İlk bir iki gün verin. İştahı tekrar yerine gelsin. Kaybettiği şeyleri kazansın. Yavrulara da süt gelsin. Tavukları da verdim bu arada. Bakın hemen gitti. Size göstereyim. Ne oldu kızım? Yok yavrun, yok. Yok, al. Hadi git bak. Kiraat etsin diye arada açıyorum. Hadi git bak. Bu kapı kapalıydı. Burada delik vardı. Bak, ufak bir delik. Duvarı kırmış. Buradan geçmiş yani. Gel buraya, gel. Burayı temizledim, yıkadım, kloratladım, kireçledim. Burayı yapacaktım. Fakat şimdi gece soğuk oluyor. Lamba da aldım da, ısıtıcı lamba. Şimdi şu alanın şu telle, bir de burayı kapatacaktım. Sadece Freya'nın alanı burası olacaktı. Yavrular da içeriden çıkamayacaktı. Cinayla laki salınık, telin dibine de sokak köpekleri geliyor. Çiş kaka yapıyor. Hastalık falan gelirse yavruların aşısı da yok. Çok tehlikeli, o yüzden içeride kalacaklar. Hadi gel, hadi gel. Gel, hadi gel. Yok kızım, yok. Yavrunu aldık, aldık evde. Yürü. Hadi gel, gel. Hadi gel. 10 tane yavrun oldu, daha ne istiyorsun? Yürü. Kendine bedavadan yavru arıyor çıksın diye. Gel. Tavukları da arkadaşlar biliyorsunuz kesmeyi sevmiyoruz biz. Burada bir avla var komşu, o bahçesine tavuk kümesi yapmıştı. Tavuk alamıyordu kendine, bulamıyormuş yani. Heves etti, ben de ona çok ucuz paraya verdim hepsini. Dedim sen devesini al. Şimdi onun bahçesinde o bakıyor. Hadi git. Yavrulardan hiç ayrılamıyor. Kapının önünden köpek falan geçti mi yarıya kadar koşuyor, geri geliyor içeri. Gel. Buraya. Buraya. Hadi geç. Gel. Gel.
Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.